Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt ilçesinde yapıyoruz. Bütün siyasi partiler hemen hemen yerel yönetim seçimler moduna girdi. Eylül itibariyle daha da hızlanacak. Biz de seçmenlerimize önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İstanbul Times TV Facebook hesabımızı da takip ederseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Önümüzdeki bir belediye seçimi var. Oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? İnan ki şu anda hiçbir fikrim yok. Fikrim var. Var. Ama şu anda kararsız mı? Evet, ben şu yönetime verdim, pişmanım. Peki. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi ben AK Parti'ye vermeyeceğim de diğer hangi parti olursa belli değil. İşte biz ankete yazıyoruz. CHP, İYİ Parti. Ya bilmiyorum. Oradan kişisel belli, mesela oradaki başkana göre. Mesela başkanı şeyse biz veririz. İmamoğlu mesela CHP'de. İmamoğlu'na ben veririm. İmamoğlu'na verirsin. Peki Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmet eden memnun. Tanıyorum, çok da iyi bir adam, çok güzel çalışıyor. Şimdiki belediye bakayım. Kemal Deniz Bey çok temiz bir adam. Bir şey sorar mısın karşında olsan? Valla Kemal Bey selam. Yani buradaki herkes selam sen. Türkiye'nin bütün insanlara selam söylüyorum. Önümüzdeki belediye seçimi var. Oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Nasip olursa o gün hangisi iyi oluyorsa inşallah onu düşünüyoruz. Şu an kararsızız. Çünkü o güne kadar belli olmaz. Bir gün aynen. Ben oy vermiyorum. Partide şey yapmıyorum yani. Kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Karşı mısınız? Yani... Yani karşı da değilim ama kullanma gereği duymuyorum. Yani onlardan daha önemli şeyler var hayatımda. Oyum. Ama vatandaşlık görevinizi yapmamış oluyorsunuz. Ya vatandaşlık yani onların... Onu da yapmayayım diyorsun. Ha, onu da yap. Peki. Seçimler şu anda az kaldı. Yerel seçimler başlayacak. Ben şu anda kararsızım ama ilerleyen zamanlarda fikrimi açıklayabilirim. Şimdi kararsız. Evet. Belediye seçimi olacak. Oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz? Yani, az kaldı yerel seçimlere. Abi bana bak, bana soracak olursan hepsi birbirinden kötü yani. Zaten kimse şeye bağlı değil yani. Hayır hayır, kimse devlete bağlı değil. Herkes yani sırayla Amerika'ya bağlıdır yani, bana göre. Ama bana buna rağmen oyu kime verecek? Tespit güzel oldu. Oyu kime yazacağız? Yani ben HDP vereceğim. Halkların Demokratik Kesinlikle. Partisi. Kesinlikle. Ben açıkçası gerçekten dürüst birini bulmak isterdim ama şimdi mecburen şu hallerde belediye seçimlerinde tabii ki en iyisine vermeyi düşünüyorum. İşte en iyisi ki mesela yarın olsa AK Parti, CHP, MHP, Refah, Saadet, çok parti var. 37 tane parti seçime giriyor. Bir tane söyleseniz ankete yazacağız efendim. Ya bir tanesini şu an vermek gerekirse daha önce Refah Partisi'ne vermek isterdim. Lakin o da önceden arkasından sallayıp attığı için sonra şimdi kendi yanında duruyor. Şimdi koskoca hocamızın oğlum mirası ve oğlu böyle bir şey yapıyorsa yanında duruşun oy mu kaybetti abi? Ya kaybetmek değil, açıkçası duruşuna hani yakışmadı. Ama şu an yine eleştiriyor. Biz diyor size destek verdik, zam yapın, vergi getirin diye değil. Ciddi bir şekilde eleştiriyor şu an. Biz zam yapın, halkı işte siyasetin diye ayakları bunlar. Şimdi hangisini seçsek yarın öbür gün öyle olmayacağını nereden bileceğiz açıkçası. Ama şu an fikrimi almak isterseniz evet, hala da kararsızım hangisine ben vereceğim. Kararsız. Önümüzde bir belediye seçimi var efendim. Oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz? AK Parti'ye. AK Parti. Vallahi Hakan bir zaman gelsin, daha epeyce zaman var, o zaman yarın bakarız. Yarın olsa mesela, yarın olsa belli mi? Daha sonra değişebilir. Şu anda ben zaten İYİ Partiliyim de. İYİ Partiliyim de. İYİ Parti, evet. Abi belediye seçiminde, bu belediye seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştim. Bir daha ona vermeyi düşünüyorum ama artık ümidimiz de kaldı. Belediye seçiminde hangi partiye oy vereceğiz efendim? Ben solcuyum. Yani eskiden ülkücüydüm ama artık ülkücü değilim. Kaç senede sonra değiştirdiniz? Ben bu 20 seneden sonra ben ülkücü değilim. Bıraktınız. Evet. Solcu oldunuz. Hangi evet partiye yazalım oyunuzu? CHP yazalım mı? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama lütfen başa Ankara Büyük Belediye Başkanı gelsin. Ankara Başkanı. Evet. Tamam. Benim belediye seçimi var önümüzde. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Belediye seçimi oyumu ben kendime genellikle hep veriyorum. Kendim derken? Evet, Yeşil Sol Parti'ye veriyorum genellikle. Yazalım yine. Evet. Bilmiyorum ne diyeceğimiz. Verdik devamlı 2-3. Yarın olsa kime verirsiniz? 2-3 dönem AK Parti'ye verdik ama şimdi düşünüyorum, bilmiyorum yani. Kararsız mı diyelim şimdi? Kararsızım vallahi. Kararsız. Çünkü şimdi bu seçimde de verdik, maalesef bizi mahvetti yani, o kadar şeyde. Ben emekliyim ha, 7,5 lira yani neyle geçireyim?
geçinemiyoruz. Abi, yarın gönlünüz yapar 12 yapar verirsiniz. Abi nasıl yapmıyor ki? 2 lira zam yaptı. Bak buna saydı seçimden önce. 7,5 lira. Şimdi benim oğlum var. Şimdi belediye seçiminde 5 lira arttı. Üniversiteyi kazandı. Yarı bursu. Devlet Üniversitesi dahi şu an yani gideceği üniversitelerde ekonomi üzerinde, televizyon üzerinde bazı bölümler var. Kaç yeri aradık? Yani 60-70 milyar istiyorlar. Nasıl okutacağım? Ben bir sene alacağım 7,5 lira maaşı hiç yemeden, içmeden yine yetmiyor. Vallahi bu sefer AK Parti. Neden? Niye biliyor musun? İnsanlar biraz daha mutlu olsun. Abi ironi mi gerçek mi yani bu? Gerçekten vereceğim. Gerçekten vereceğim. Bak ben cumhuriyetçiyim. Hani Atatürkçü bir adamım. Neden ama diyorsun? Abi insanlar %60'ı onu tercih ediyor. Mutluluk evet. Orada. Ben mutluluğu tercih ederim artık. Demek ki onları arıyorsun. Tabii ki orada daha mutlu insanlar. Yanlışım varsa söyleyin yani. Herkese soruyorsunuz. Bugün yani çok büyük bir ülkeyiz ya. Bak şurada Seyma Aslan'ın annesi. Ya burada da var. Evet. Bak stand kuruyor. Valilik izniyle. Ona göre düşün diyorsun. Ona göre düşün. Abi çok ilginç bir şey. Cumhuriyetçiyim ama AK Parti'ye vereceğim. Demek ki mutluluk orada. İnsanlar bak, da görsün. Vallahi billahi vereceğim. Bak hem yemin hem etmişim. Hem ilde hem ilde. Vereceğim ya. Bugüne kadar verdin mi hiç? Hayatım boyunca hiç mi hiç vermedim. Bak sülalemi böyle komple dizsen hiç kimse vermemişti. Gerçekten verecek miyim? Gerçekten vereceğim. Valla belediye seçimli oyumu hiçbirine de vermeyeceğim artık. Kullanmayacağım. Yani kullanmayacağım çünkü güven kalmadı. Mesela CHP'ye biz bu sefer kazanmak için yani kazası değişik olsun dedik. Adamlar yani üzerine durmuyor. Peki efendim önümüzde bir belediye seçimi var. Oyunuzu hangi partinin yana kullanacaksınız? Oyun ben şöyle diyeyim. Eğer Türkiye'de bugün CHP'yi kastediyorum. Daha önce CHP'de verdim. Eğer bu Eylül ayında Kılıçdaroğlu genel başkan seçilirse tekrar kurultayda Burak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'yı zaten kaybeder. İzmir bile tehlikeye girebilir. Bak İzmir. AKP buraları bırakıp İzmir'e yoğunlaşır diyor. İzmir'i alalım. Neden dersin? Arkadaşım 10 yıldır sen teknik direktörlük yapıyorsun. Hep 2'de kalıyorsun. 12 bir, evet. Bir teknik direktör 2 sene becermedi mi değiştirir başka teknik direktör gelir. Yani biz ömür boyunca diyorum kesinlikle yaş itibariyle şimdi 81 yaş daha da demiyor arkadaş ben bir daha cumhurbaşkanı değilim. Size söz veriyorum onu bile demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyeti bir daha cumhurbaşkanı seçimine aday. Ya artık hani diyordu ya Erdoğan'a 85 milyonu günah senin boynunda. Şu an kaybettiğimiz seçimin de 85 milyonu günahı da Kılıçdaroğlu'nun boyunda. Hem Kılıçdaroğlu sayesinde mi kaybedildi seçim? Ben diyorum %100 çünkü İç Anadolu vermedi, bilerek vermedi. Karadeniz bilerek vermedi. Ben bir şahıs olarak beni de indirseydi ben %48 alırdım. Türkiye'de kimi indirseydi fark etmiyordum. Bu koalisyonla. Evet biz sadece mesela Davutoğlu dönüp dönüyor ki benim halam AK Parti'ye oy verir. Böyle bir siyaset olur mu ya? %25 zaten alıyordum. Madem ki öyleydi gelip üçlü koalisyon Ali Babacan, Davutoğlu, Karamanoğlu. O bölgede alırdı %7. Bari 40 milletvekili kaymazdı diğer partiye. Ne ettiler? HDP'yi, tabii HDP'yi bırakmadı aday olsa. Aday olmuş olsaydı Selahattin Demirtaş %15. Oldu mu ne oldu? İkisi %43'te kaldığı zaman ikinci etapta millet bilerek gidip oyunu kullanırdı. Öyle bir hale getirdi ki Pervin Buldan'la Mithat Sancı. Ya yanlış yaptı tabii. Hemen önüne gelip ne gelirse verirdi millete. Onun tek amacı Türkiye'nin değil. Cumhurbaşkanı olayım da kim ne yaparsa yapsın hesabıyla. Kim gelmeli? Kim gelirse toparlar CHP'yi? Ben şöyle düşünüyorum. Mesela bu süreçte İmamoğlu'nun gelmesi bana göre çok iyi bir şey değil. Çünkü biraz yıprandı. Ben bugün Özgür Özel'e, Engin Özkoç'a, Engin Altay'a da sesleniyorum. Madem ki yapıyorsa gelsin. Özgür Özel'i seçsin. Dinamik, atak. Genel başkan olsun. Tabii. İmamoğlu'yu bir tarafa bırakıp tekrar aday et ki millet toplum olarak oraya yönlesin. Ama İmamoğlu genel başkan olsun, CHP başkan adayısın. Sana Allah'a yemin ederim. İmamoğlu büyükşehir adayı olsun tekrar. Tekrar büyükşehir adayı olsun Özgür Özel o zaman genel başkan. Alır. İstanbul, Ankara'da alır. Aynı bu büyükşehirleri alır. Belki çünkü tabii Bursa zaten Bursa'yı orada unutturlar. Bursa 2000 oyda kaybettiler. Orada düzgün olsaydı Bursa da almıştı. İstanbul'a yönlediler. Bursa'yı arada kaybettiler. Tabii ki. Peki belediye seçimi var önümüzde. Hangi partiye oy kullanmak isterdiniz?
siyasete girmeyeyim ben. Belediye seçimi var. Oyunuzu hangi partiye kullanıyorsunuz? Valla bir belediye seçimi var. Oyumuzun partiye vermesi daha burası belli değil. Genel diyorum mesela. Genel. Büyükşehir. Bilmem, biz zaten belli bir görüşümüz var. O görüşün dışında çıkamayız. O zaman neler değişir bilemem. Öyle mi? Şu an kararsız. Ya şu anda kararsız değilim. Benim bağlı olduğum bir... Tamam. Herhalde HDP diyorsun. Yeşil Sol diyorsun. Yeşil Sol kimdir sonra mı? Yeşil Sol ne karar alırsa biz de o karara uyacağız. Eyvallah. Önümüzde bir yerel yönetim seçimleri var. Evet. Oyunuzu hangi partinin yana kullanmak istersiniz efendim? Ben açık, çok açık ara AK Partiliyim. Adalet ve Kalkınma Partisi. Aynen öyle. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul başta olmak üzere sizce büyükşehirler tekrar kazanabilecek mi? %100. Kazanır diyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü 4 yıldır bir iyileştirme yapmadılar. Yapılı olan yerlere, yapılı olan yerlere de beton serdiler. İşte diyor AK Parti hayat pahalı, o da oradan kaybediyor. Yok, doğru değil. Doğru değil. Video yapıyoruz. Abi efendim, bak video. Şimdi sen burada canlı yayın değil bu. Yok. Burada benim senin işine gelmediği zaman tak onu kesiyorsun. Abi, hükümetin ayağına vurursam direkt yayınlarsın. Benim ama vurmadığım... Yok, ben seni abi anlıyorum. Sen benim kim olduğunu bilmiyorsun. Ben senin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Seçimde 3 yıldır, 2 yıldır seni hep takip ediyorum. Abi, hükümetin, bak hükümetin tarafını konuştuğumuz zaman sende yok. Ama abi konuş bakalım yayınlayacak mıyım yayınlamayacak mıyım? Yayınlamıyorsun abi, yayınlamasın abi. Yaşam, geçim, ekonomi süper, nasıl gidiyor? Süper. Evet. Esenyurt'ta yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyum. Mutlusunuz. Mutluyum. Sadece bir şikayetim var yabancılardan. Ona bir doğru. Evet, evet. Peki efendim, belediye seçimi var önümüzde. Hangi partiye oy verirsiniz? Şu anda AK Parti'ye de vermeyebilirim. Kullanmayabilirim şu anda. Kararsın diyelim. Evet, evet, kararsızım. Tamam. Önümüzde bir belediye seçimi var abi. Oyunuzu kime vereceksiniz? Abi seçim ben parti olarak şey etmiyorum. Bana kim hizmet yaparsa, kim doğru... Yarın olsa mesela, yarın olsa kime verirsin? Ya yarın olsa ben bu vaziyette vermem. Bak kaç sene AK Parti'ye veriyordum ben. Veriyordum ben önceden bak. Doğru. AK Partiliydim. Kaç sene AK Partiliydim. Seçimden önce AK Parti'ye mi verdin? Ya kaç senedir? Kurdu kurulu. Tayyip Erdoğan diye gönlünü alacağız. Yarın maaşını artır. Abi gönlümü almak. Ben öldükken geldim. Alsa ne yapacak? Ha ben gittim. Ne yapayım? Tamam, yarın maaşını diyelim ki 15 yaptı. Verecek misin yine AK Parti? Hayır. Ben ezildik abi. Ne yaparsan? Başka çaremize bakacağız. Bir yolda değişeceğiz. Ne abi yaparsan yap, barışmam, küstüm diyorsun. Küstüm abi. Gönül küstü. Vallahi küstü ya. Vallahi ben hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Kullanmayacağım. Yok, kullanmayı düşünmüyorum. Tamam. Çünkü kime verdiysek hep boş çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi. MHP'ye kullanacaksınız. Yani AK Parti araya çıkarmasa AK Parti'ye. Evet. Bakın ben bu konu hakkında açıklama yapmak istemiyorum ama sadece şunu belirteyim ben. Para, zengin, şu anda günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde zengin olan vatandaşlarımız variyetine variyet katıyor. Zengin, fakir, zengin, fakir, fakir. Tabii fakir olan vatandaşlarımız da yoksulluk içerisinde hala kaldığı yerden devam ediyor yani. Adam ekmek bulamıyor. Bakın gerçekten kiralar şu anda günümüzde başını aldı gitti. Yani bir kişi şu anda yani 3 nüfusuyla günümüzde yaşayamıyor. Duyarlılık istiyorum. Duyarlılık. Evet. Şuurlanmamız lazım diyorum. Hangi şuur, konuda şuur? Her konuda. Şuurlanma şart. Şart. Başka efendim? Her konuda şuurlu insanlar olmalıyız. Ülkenin şuurlu insanlara ihtiyacı var. Avanak insanlara ihtiyacı yok. Ah diye bağladığın zaman, kafası gözü yarıldığı zaman yapacağım bir şey yok. Ben ettim, ben buldum desin. Hani bir Neşet Ertaş'ın Türkçesi var ya. Kendim ettim, kendim buldum. Atana rahmet, çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ ol. Yani adam olarak mı, parti olarak mı? Fark etmez adam. Benim için adam önemli, parti önemli değil. Tamam, kime Ekrem İmamoğlu olsa verir misin Büyükşehir'e? Ekrem İmamoğlu parti içime aşağısını veririm. Eyvallah. Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy vereceksiniz? Büyükşehir Belediye belli zaten. Kadir Topaş yaptığı eserlerden kalıyor. O yok şu an. Bu seçimde kime oy vereceksiniz? Ben artık solcuya hayata oy vermem. Allah içindir. Işte? Bakalım kim hangi alan nesip ederse. Şu an kararsız mı diyelim? Şu an kararsızım diye ama hayli bir insan olsa veririm de. Tamam. Ben bilmem, ben arkadaşım, ben bana çalışıyorum, bir şey çalışıyorum. Oyu kime vereceksin? Hepimden para veriyorum, ben hep para kazanmıyorum. Yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Valla Tayyip Bey'e vermeyeceğim kesin de. Vereceğim beni mi? Vereceğim. Valla hangisi, memleket hangisi ayrılırsa ona veririm. Söyleyebilirsen söyle, yoksa geçeceğiz. Valla mecbur CHP'ye vereceğim. CHP? Şimdi ben Büyükşehir Belediye'yi şu şekilde değerlendim. Büyükşehir Belediye Başkanı şu an hiç çalışması yok. Özellikle kırsal kesimlerde en iyi oyu alan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu dönem buranın belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi.
maalesef meydandaki görüyorsunuz merdivenler. Efendim, onlara oyu soruyoruz. Oyu kime? Ekrem İmamoğlu bu şekilde devam ederse vermem. Kime vereceksiniz? AK Parti. AK Parti. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyorum ama puan verirseniz %50. Yarı yarı. Evet. CHP mi yiyecek? CHP'ler mi yiyecek? Get an CHP, CHP nereye şer? Amca, sen şu an evet kim aşağılıyor musun? CHP bir şey yok. Ne yapmıyormuş? CHP ne yaptı bu zamana kadar? CHP, CHP istitere mi geldi? Konuşuyorum boş boş. Konuşma da geç şuradan. Manyak herif. 73 yıldır gelmemiş CHP. Hiç ya. Boş boş konuşuyor. Niye kızıyorsun? Yiyen kim? Gence anlat. Ne anlatacağım ya öyle. Kızma ona. Gence. Bu adam yok. Geç lan sen de. Geç lan şuradan. Vallahi yoktuk ya. Bu herif. Her tarafı sattı. Hangi adam o kadar yoktu sen? Recep Tayyip. Estağfurullah abi Allah değil haşa. Yok abi ben sonuna kadar milliyetçi bir insanım. Ben her şeyde... Bak pahalılığa bir lafım yok. Şu an insanlar aç. Bak ben buna bir laf şu an insanlar aç abi. Oyu kime vereceksin? Ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum sonuna kadar. Esenyurt Başkanı ona veririm. Esenyurt Başkanı'ndan memnunum abi. O konuda bak lafım yok. Memnunsun. Ama ben şu an Avcılar Belediyesi'ne bağlayayım. Tamam abi Avcılar Belediyesi hiçbir şey... İstanbul'a ne yaptılar? Bana İstanbul'a yapılan bir şey göster. İstanbul'a bana yapılan bir şey göster. Ben şu an Avcılar Belediyesi'nde oturuyorum. 5 tane hayır, Avcılar Belediyesi'nde oturuyorum abi. Avcılar Belediyesi'nde CHP'nin yaptığı bir şey göster bana. Avcılar 2000 tane konutu yeniledim diyor. Abi öyle bir şey yok ki. Ben Avcılar'da... Gel. Marmara Caddesi, Marmara Caddesi'ni yaptım. Abi Tahtakale Mahallesi'ne gelin. Bina alan her şey yıkılıyor. Ya niye yapıyor? Tahtakale'de imar yok abi, zaten. Abi öyle bir şey yok. Şey bölgesinde... 2 sene içinde Türkiye... Abi 2 sene içinde... 2 sene içinde Türkiye Amerika'ya geçecek. Geçmezse bu videoyu yayınlayacağım. Yayınla abi. Ben bu videoyu izlemek istiyorum. Tamam mı abi? Yayınla. 2 sene içinde Türkiye Amerika'ya geçecek. Geçecek abi. Geçmese ne diyeceğim? Ne o zaman da gör. Abi CHP gelmesin. İnsanlar sokak bak. CHP gelmesin abi bu ülkeye. CHP'nin bu dünyadaki bu ülkeye tek zarar veren insan CHP'dir. Ben bu kadar söylüyorum. Bu kadar ettim. Ben sonuna kadar da milliyetçi bir insanım.